Hakan'ın söyledikleri bir kadının gözünden kulağına yani nasıl geliyor sana? Hakan'ın söyledikleri sana? Karizmatik geliyor. Ha, karizmatik mi geliyor? Evet, şık. Aramalı mı? Aramalı. Erkek aramayan kadın daha değil değerli aslında yani. Oluyor falan diye bir şey yok mu? Aramayan daha değerli oluyor diye de. O kaçan kovalanıyor. Var öyle şeyler ama gurur biraz daha az zeka gerektiren bir şey. Yani onu aramak biraz daha zeka işi. Daha sempatik ve daha bir duruş sergilemek yani. Arkasında duruyorsa sahip hatalıysa. Sahip çıkmak yani. Aşkına sahip çıkmak gibi bir şey geliyor. Öbür türlü kaybetmek çok kolay. Gurur yapılır ama da. Ama yani bunu da arkadaş insan hayatında bir ilişkide bir kere olur, iki kere olur. Üç kere, beş kere de hata yapıp devamlı da arıyorsan o da laçka yani. O da başka bir, yani onunla bir ilişkide bir anlamı kalmıyor. Bu arada bir tane böyle anlamlı arkadaş o gün ben aramıştım diye, doğru mu? Fahrettin, sana söylüyorum kardeşim. Bir anda bu karizmatik hareketi yapayım derken Fahrettin'le karşılaştım. Abi ne yapıyorsun, nasıl gidiyor işler? Ne oldu, maaşlara zam geldi mi Fahrettin, nasıl? Yok diyor. Fahrettin sen arar mısın? Ha? Gururundan yani öyle bir şey yapmaz ya, takılmasın, arar mısın? Arar mısın abi? Oldu abi, devam edelim o zaman madem. Baba ne diyorsun? Ararım ya. Yani ne gururu? Ya, insanın birbirini severken birbirine karşı gurur koyması yani çok mantıklı gelmiyor abi bana. O zaman sadece yani şimdi sana da söyleyeceğim İrem'e, o da ararım diyecek büyük bir ihtimalle. Bir tek yani biz beşimiz mi arıyoruz ya? Mutlaka herkes arıyor. Aramıyor kimse ya. Arıyor musunuz? Arıyorlardır ya. Aramıyor ki kimse. Biz yanlış abi yapıyoruz. Abi sevmiyordur bak, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ciddi aşklardan bahsediyorum ben. Yani böyle anlık sevdalar değil benim anlattığım. Gerçekten evet, bu benim hayatımda beraber olabileceğim, beraber ölebileceğim bir insan diyorsan ona kırılmayacaksın, arayacaksın. Ama öyle kafana göre takılıp öyle yalandan aşklarda tabii ki aramaz. Kimse aramaz yani. Ben büyük sevdalardan bahsediyorum. Ha iyice en büyüğünden yani. Aranır ya. Kardeşim en büyüklerinden bir tanesini, işte hanımefendi de öyle ama kardeşim de en büyüklerinden bir tanesini çok güzel yaşadı ve çok da güzel nihayetlendirdi, evlendi. Sizin de biraz öyle başladı yani. Şey, sana diyorum. Tabii bir anlamadım. Sana diyorum abi. Sanki seninle bakışıyorsun. Sen neye baktığını görmüyor musun? Başladı derken. Allah. Hayır işte yani kısa hemen başladı. Üç ay biz sonra... tanıştık, 3 ay sonra evlendik. Biz. Yani, 3 ay sonra yani tanıştıktan bir süre sonra sevgili olduk. Sevgili olduktan 3 ay sonra evlendik. Peki çok beğendiğinde, çok hoşlandığında, onu çok sevdiğini anladığında bu işin o yani platonik miydi biraz, yoksa bir şey geliyor muydu? Bu işin oraya doğru gideceğini tahmin ediyor muydun? Yani ya, o da bir heyecandır ya. Var, Allah'ım oldu dediğin gün. O tarafa gitmesini umut ediyordum hep yani ama karşısında da şimdi... Ya evet, umut ediyordum, oldu, Allah nasip etti, tamam. Evet ama yani oldu dediğin günün de heyecanı başkadır ya. Yani o gün, onun başladığı günün falan heyecanı başkadır yani. Evet, bir yol yapıyorum ben ama anlamadım hala. Hayır, bir şey yapmıyorum abi, soruyorum sadece yani. Öyle keyifli başladın. Sen neden korkuyorsun ben? Ne bileyim, öyle mi geldin ki? Hayır hiçbir şey yok altında. Vallahi ya ben bayağı sevgililer hani böyle bir keyifli bir sohbet edeyim derdindeyim yani. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle abi. Mesela bazı arkadaşlarım var, bir kız arkadaşı için işte 9 yıldan beri beraberiz, çıkıyoruz diyor. 9 yıldan beri çıkıyorsun. Sallıyor işte. Ya hala adı öyle, öyle aşk mı olur kardeşim 9 yıldan beri adı sen. En güzel 3 ay, ben de hep inşallah niyetim 6 ay içinde böyle tanışıp evleneyim falan, en güzeli o. Çünkü 7 yıl 8 yıl beraber olduktan sonra bilmiyorum. Hele artık bizim yaşımız, ben tanışayım yarın evleneceğim. Yani öyle 3 ay yok. Baya ne yaşayacaksak içinde yaşayalım yani hani ikinci gün evleneyim, üçüncü gün nasılsınız, iyi misiniz yani? Tabii abi. Yok abi, içinde yaşayacaksın herhalde, öyle olacak yani. Tükenmeden yani biz evliliğimizin ilk zamanlarını hani... İçinde tüketeceksin. Evet, içinde... Ya, ama doğrusu da öyle değil mi yani? Öyle geldi, konu öyle geldi yandan. Bir de sen evliliği teklif eden de sen değilsin yani. Evet, ben değilim. Ya ben çok özür diliyorum. Ben çok eşek bir adamım. Hanımın adını unutuyorum ben ya. Ecem. Çok da başarılı bir oyuncu. Sevgili Ecem. Zengin kız, fakir oğlan da başrolde oynuyor. Teklif eden de Ecem sana. Evet Ecem. Buldu beni. Tabii kaçırmamak. Ne yaptınız? Evet. Bir gün yemeğe çıktınız. O mu? Bir anda mı söyledi? Nasıl oldu? Evlen lan ben de dedi. Baya kaba kaba böyle yani. Aynen öyle. Vay be. Çok güzelmiş ya. Ben de dedim ki yani... Önce landonlu konuşma dedim. Hani o çok hani o landan lundan değil de hani muhabbetin yani içerisinde geçen hani evlen lan benle o zaman hani gibi çok güzel söylenmiş bir cümle.
Çünkü evlenme teklifi. Evet. Sonrasında da ben ikiletmedim. İki? Letmedim. İki? İkiletmedim. Aa. Ne pis sohbetin var senin. Bir şey söyleyeceğim zaten anlamadım da. Hayır. İki diyorum letmedim. Ne? Letmedim. Ne letmedim? İki. Başını sonunu anlamadık sohbeti ya. İki letmedim bu kadar da hayır. Ama çok önemlidir. İki letmemek gerçekten de. Yani bir ilişkide bir... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,